Hatay Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu, mesleki sorunlarının insanların sağlıklı yaşamasına ve refaha kavuşmasına da engel olacak nitelikte olduğunu belirtirken, bu sebeple mesleğimizin gelişmesi önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır dedi. Mesleki sorunların giderek ağırlaştığı ve buna paralel mesleğimizin topluma hizmet verimliliğinin istenilen seviyelere ulaşamadığı bir sürecin sıkıntısı içerisinde Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutlamaktayız. 26 Nisan Dünya Veteriner Hekimliği Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayan Hatay Veteriner Hekimleri Odası atının huzuruna çıktı. Hatay Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu ve meslek çalışanları sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi. Başkan Hamurcu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çelenk sunma töreni ardından günün anlam ve önemine istinaden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatay Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yahya Hamurcu, Dünya Veteriner Hekimleri Günü'nün konusunun bu yıl tüm dünyada hayvan refahı olarak belirlendiğini ifade ederken, hayvanların sağlıkları yanı sıra haklarının ve refahının korunmasının da veteriner hekimlik mesleğinin önemli görevlerinden birisi olduğunu kaydetti. Mesleki güçlenmenin toplumsal refahı da beraberinde getireceğini söyledi. Hayvanlara yapılan ihlallere, hatalı tutumlara, eziyet ve hatta işkenceye varan davranışlar konusunda bilinçlendirilmeye daha önem verilmelidir. Mesleki sorunlarının giderek ağırlaştığı ve buna paralel mesleğin topluma hizmet verimliliğinin istenilen seviyelere ulaşamadığı bir süreci yaşadıklarını belirten Hamurcu, veteriner hekimlik mesleğinin geleceğinin güvencesizleştirildiği, ırgatlaştırılmaya çalışıldığı, AB uyum yasaları adı altında gereksiz bürokratik işlere boğulduğu, fakülte sayısının her geçen gün gereksiz bir şekilde arttığı, eğitimin kalitesizleştiği bir ortamda meslek ilkelerini gözeterek ve meslektaşların haklarını koruyarak çalışmak, mesleki hak ve kazanımların korunmasına mücadele vermek durumundayız diye konuştu. Ülkemizde önümüzdeki yıllarda kamuoyu ve kanun koyucuların da mesleki saygınlığımıza yakışır haklara sahip olmamız gerektiğini fark ettiği ve gerekli düzenlemeleri hem bizler hem de hayvanlarımız için yaptığını görmeyi diliyorum.